Merhaba. Konuğumuz Duha Keskin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet, e, konumuz ne olacak? Neden konuşacağız? Genç girişimcilik ve dijital oyun sektörü. Evet. Ama öncesinde sizi tanıyacağız değil mi? Ben Duha Keskin. Bursa Tofaş Fen Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 4 senedir dijital oyun sektörü içerisinde aktif faaliyet gösteriyoruz. Gerek kem kurumsal yapı olarak son birkaç senedir. Ondan öncesinde okul topluluğu olarak çok detaylı bir geçmişimiz oldu diyebilirim ...list hayatımız boyunca. Evet. Öyleyse biraz dimden bahsetmenizi rica edeceğiz. Biz dim olarak öncesinde çok daha evveliyatı var bu işin. Biz 9. sınıftayken arkadaşlarla beraber normalde hani liseli olduğumuzdan dolayı herkesin bilgisayarlara az buçuk aşinalığı vardı. Oyun oynuyorduk beraber. Ama hep bir arka planı, işin bir arka planını merak ediyorduk hepimiz. Yani nasıl geliştiriliyor, yazılımlar nasıl yazılıyor. Hem de daha küçük olduğumuz için meslek sesindeki mesleki eğitimlerimiz de yok. Biz hepimiz internette açtık, başladık araştırmaya. Sonrasında küçük bir girişimle küçük bir tane online tank oyunu tasarlamayla başladı iş. Bütün bir yaz boyunca koskoca oyunun üzerinde kendimizi geliştirdik, denedik. Sonrasında bir sonraki sene işte dersler hala henüz üniversite sınavı başlamamıştı. Çok böyle sıkı takip olmadığı için biz o seneyi okulda bir topluluk kurarak geliştirdik, geçirdik. Ondan sonraki süreçte okulda yeni öğrenci arkadaşlarla beraber alt dönemlerden vesaire bu oyun sektörü alanında iyice ne faaliyet göstermeye başladık. Birebir oyun geliştirmeye başladık. Hatta bir tane katıldığımız yarışmada kategorimizde Türkiye birinciyi elde ettik. O an biz dedik ki artık bu işi kurumsallaştıralım. Biz tamam hani hallettik, öğrendiklerimiz güzel. Bundan sonra artık firmalar nasıl çalışıyor? Dijital oyun sektöründe pazarda bulunan şirketler nasıl bir yol haritası izliyorlar? Katma değeri yüksek olan milyonlarca indirim alan oyunlar nasıl yapılıyor deyip artık kurumsal yapıya dönmeye başladık. Ve de tam 2020 yılında bu noktada kurulmuş oldu. Peki e, ha, nasıl bir yol haritası izlediniz siz? Diemin ilk kuruluşunda itibaren biz tamamen pazara yönelik çalışmaya başladık. Dört öğrenci arkadaş olarak kurulduk. Herkesin farklı alanda olması, yönetim ayrı bir kişi, tamamen kodlama yönelik ayrı bir kişi, oyunun modellemelerini ayrı bir kişi ve görsel tasarım ayrı bir kişi yapmak üzere. Aslında ekip dağılımımız başta çok iyiydi. Bir sürü pazar yönelik hem Google Play'de olsun hem App Store'da olsun oyunlar geliştirdik, yayınladık. İlk seferlerde çok beklediğimiz gibi bir indirim almadık. Çünkü oyunun pazarlama altyapısı yoktu elimizde. Herhangi bir şekilde pazara sunup reklam yapamadık. Ama buna rağmen piyasadaki diğer rakipleriyle herhangi bir hata anlamında vesaire çok da yarışabilecek düzeyde oyunlardı. Ondan sonraki süreçte de İstanbul'dan bizim gibi başka oyun geliştirmesi yapan takım arkadaşları bulduk. Onlarla beraber bir ortaklık yaptık. Sonra Türkiye'nin en büyük oyun şirketlerinden bir tanesi Rollic Games'te birebir oyun geliştirme fırsatı bulduk. Onlara 10-12 civarında oyun gönderdik aktif olarak geliştirdik. Ondan sonrasında biz kendimiz İstanbul'daki arkadaşlarımız üniversiteye gitmesiyle beraber bize tekrar DİM çatısı altına geri dönmüş olduk. Şu anda aktif olarak kendi içerimizde oyun geliştirip hem büyük hem küçük mobil, bilgisayar oyun geliştirmeye devam ediyoruz. Peki profesyonel hayata atıldıktan sonra karşılaştığınız problemler ve sonucunda bu problemlerin sonucunda kazandığınız yetkinlikler hayatınızda neleri değiştirdi? Bu yol tabii ki hani çok uzun bir süreçten geçti. Özellikle öğrenci olmamızın getirdiği bir sürü problemler bizim önümüzde hep engel olarak durdu. Bir şirket kurulmaya çalışılıyor. Evet hani marka patent başvuruları yapılıyor. Hani her şey belli bir yerde yürüyor ama işin en basit yanı elimizde bir sermaye yok. Geliştirebileceğimiz bilgisayarlar yok. En basitinden bir bilgisayar oyunu çıkaracağız. Ama bilgisayar oyunu iyi bir bilgisayarda nasıl çalışacak? Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü iyi bir bilgisayarımız yok bu tür maddi yetersizlikler içerisinde geçti. Çok fazla problem yaşadık. Gece gündüz, sabah akşam sürekli sabahlara kadar çıkan hataları çözmekle uğraştık. Ama bunları hep şey olarak gördük. Bir merdivenin, bir kariyer merdiveninin, bir istediğimiz şirketin hayallerimizin bir merdiven basamağı olarak gördük. Her bir merdiven basamağına bastığımız zaman aslında bir daha yukarı, bir daha yukarı bu işin aslında sonu olmadığını, sürekli yükselme içerisinde olduğumuzu ama ne kadar yükseğe çıktıkça manzaranın da o kadar güzelleştiğini fark ettik. Bu işin sonucunda da hayallerimiz bir nevi hedefe, hedeflerimiz de yavaş yavaş kazandığımız yetkinliklerle gerçeğe dönüşmüş oldu. Evet. Peki Türkiye'nin en iyi fen liselerinden birinde okumaktasınız. Böyle bir kurumda bir yandan yoğun ders temposunun yanı sıra sizi sahip olmuş olduğunuz vizyona yönlendiren etkenler nelerdir? Bizim ekibin daha ilk kuruluşundan beraber. En temel mantığımız bize verilen şeylerle biz yetinme hiçbir zaman sevmedik. Yani okul hayatı okulumuz bize çok güzel akademik anlamda eğitimler sunuyor her zaman ama bu eğitimler bize hep hazır olarak geldi. Yani müfredat nasıl eğitilmesi istiyorsa biz bunları aldık ama bunlarla yetinmek bizim için kolay gibi gözüktü ve biz her zaman zora hedefledik. O yüzden hiçbir zaman aslında destek sunulmamış, bizden beklenilmeyen şey olan iş hayatına atılmaya karar verdik ekip olarak. Burada aslında bizim bir fen lisesinde okumamızın ders anlamında dezavantaj olmasından ziyade orada öğrendiklerimizi birebir uygulayabileceğimiz bir model de yaratmış olduk yan anlamında. Çünkü dışarı ortamda denediğimiz iş hayatında gördüğümüz her şey okulda öğrendiklerimizden çok da farklı şeyler değil. Okul aslında biz iş hayatını hazırlamak için eğitim veriyor. Okullardaki birebir mesleki eğitim programı olmadığı için bir fen lisesinde orada kalan eksiklikleri biz bir nevi kendi oluşturduğumuz ortamla tamamlamış olduk. Ve burada aslında okulun der, yoğun ders temposu tabii ki zaman olarak çok daha iyi planlama, çok daha sıkı takip gerektirdi bizim için ama onun üstesinden geldikten sonra aslında bir yoğunluk, bir yorgunluk oluşturmaktan ziyade yolumuza kat kat daha hızlı gitmemize yardımcı oldu diyebilirim. Evet. Peki içerisinde bulunduğunuz süre boyunca dijital oyun sektörünün dinamikleri hakkında neler öğrendiniz? Şirketiniz sürekli değişen ve hızla gelişen bu dinamiklere nasıl adapte olabildi? Dijital oyun sektörü son yıllardır çok viral olmuş bir sektör. Herkesin elinde özellikle internetin, mobil cihazların çok fazla yaygınlaşmış olmasıyla beraber Herkes dijital oyunlara ucundan bir yerden dokunmaya başladı. Yani gördüğümüz metroda olsun, okulumuzda, iş hayatında insanların hepsi boş buldukları zamanlarda sevdikleri kategorilerde oyun oynamaya başladılar. Ve bunun sonucunda dijital oyun sektörü gerek Türkiye'de gerek dünyada çok büyük ivmelenme kat etti. Beklediğimizin de ötesinde ivmelenme kat etmeye de devam ediyor. Ki ilerleyen yıllarda artık her şeyin dijital olmasını insanlar konuşurken dijital oyun sektörünün de bundan bağımsız kalacağı düşünülemez. Biz de bu tür gelişen dinamiklere sürekli bir araştırma içerisindeyiz. Çünkü her geçen gün yeni bir teknoloji çıkıyor. O yeni teknolojilere sürekli adapte olmaya çalışıyoruz. Cihazlar sürekli gelişiyor. Yeni teknolojilere yazılımlar da sürekli adapte edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı bizim geliştirdiğimiz oyunların hiçbir zaman eskiye dönük kalmaması gerekiyor. Hep bir yeni dinamik bir şekilde yeni olana uydurulması gerekiyor. Bizim buradaki temel şirket stratejimiz sürekli bir araştırma içerisindeyiz. İnternetin bize sağladığı en büyük avantaj istediğimiz bilgiye en kısa sürede erişebilmek. Bunu da kullanabilmek için aslında birebir oyun oynadığımız mobil cihazdan sadece oyun oynamak yerine internete girmek bizim için yeterli oluyor. Sürekli haber kuruluşlarına yeni teknolojik güncellemeleri, büyük şirketlere takip ediyoruz. Onların getirdikleri yeni teknolojileri direkt sağladıkları dokümantasyonlardan direkt öğrenip birebir oyunlarımız uyguluyoruz ve sonucunda piyasaya Aslında en uygun en dinamik insanların en çok seveceği tarzı oyunlar çıkartmış oluyoruz Evet Peki oyun platformları ve sektördeki eğilimler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir oyun platformları Aslında son yıllarda çok daha fazla çeşitlilik kazandı önceki yıllarda genelde konsollar ve biraz düzeyde mobil web tabanında oyunlar geliştirirken şu an mobil cihazlar başta olmak üzere konsollar, bilgisayarlar özellikle VR teknolojisi sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber son yıllarda çok daha fazla büyüyen bir sektör. Bunların hepsini oyun sektörü geniş bir şekilde yayılmış durumda. İnsanlar zamanlarına, imkanlarına göre ve özellikle sevdikleri alana yönelik cihazlar tercih edip onlar üzerinde oyunlar oynuyorlar. Bizim de kullandığımız oyunların her bir kategoriye göre ayrı şeyleri var, ayrı özellikleri var, ayrı dinamikleri var. Bir tane oyunu bilgisayarlı konsola yayınlayabiliyorken mobile çıkartamıyoruz çok daha fazla engellerden ötürü. Bu yüzden bir alan seçmemiz gerekiyor her şirketin olduğu gibi. Özellikle mobil alanında geliştirilen uygulamalar daha çok tüketilebilir içerikler olduğundan dolayı özellikle mesela sektörde gözetilen şey insanların metroda veya hareket halindeyken kolay oynayabilmesi üzerine oluyor. İnsanlar telefonunu çıkarttığı zaman birkaç dakika içerisinde çok bir efor sarf etmeden, elini çok kıpırdatmadan o kazanmışlık hissini oyunculara yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanların mutluluk seviyesini oyundan arttırmaya amaçlıyoruz. Ama bir bilgisayar oyunda tam tersine insan başında oturup saatlerce ve sabit ortamda sessizlik içerisinde oynayacağı için görsel içerikler, müzik tamamen onu görsel olarak tatmin edici olmaya yönelik tasarlanıyor. Burada oyun sektörünün aslında dijital oyun sektörünün çok fazla kategorilere ayrılması, aslında tek çatı altında toplanmasına zorlaştırıyor. Tek bir oyun firması olmasından ziyade artık şirketler kategorilere bölünmüş durumdalar. Bir şirket sadece bilgisayar oyun üzerinde faaliyet gösterirken başka şirketler sadece mobil oyun üzerinde faaliyet gösteriyor. Bizim şirket olarak şu an asıl e, faaliyet gösterdiğimiz alan mobil oyun sektörü. Sonrasında yavaş yavaş bilgisayar oyun alanına geçmeyi düşünüyoruz. Mobil oyunlar çok daha hızlı üretilebilir içerikler olduğundan dolayı cep telefonlarında vesaire işlem kapasitesi çok yüksek olmadığından mobil oyunları da keza küçük şeyleri optimize edip küçük içeriklerle sadece kullanıcıları anlık mutlu etmeye yönelik tasarlanıyor. Ama bilgisayar oyunları yıllarca süren bir geliştirme sürecinin ardından pazara sunuldukları için çok daha yüksek grafikler, çok daha iyi işlem gücü, çok daha detaylı bir işleme sürecinin ardından oyunculara sunulduğundan dolayı bizim şirket için çok daha uzun zaman gerektiriyor. Şu anda öğrenci olarak bulunduğumuzdan dolayı o kadar uzun bir zaman diliminde bir geliştirme yapamadığımızdan aktif olarak mobil oyun sektöründe devam ediyoruz. Gelecekten beklentileriniz nelerdir? Bizim gelecekteki en büyük amacımız şu an oynadığımız oyunların birçoğu yurt dışı menşeli. Türkiye bu alanda çok son yıllarda çok iyi atılımlar gösterdi. Her gün farklı bir haberde Türk oyun stüdyoları sürekli yatırımlar alıyor. Çok daha iyi gelişme gösteriyor. Ama hala bir yurt dışındaki rakipleri kadar bir emsal yok Türkiye'de. Biz bunu başarmak istiyoruz. Yani sadece oyun sektöründe değil yazılım olsun, oyun olsun veya bilgisayarlarla, teknolojiyle alakalı herhangi bir alanda kodlamanın, yazılımın, grafik işlemenin balığında herhangi bir sektörde Türkiye uluslararası alanda temsil edebilecek bir şirket ortaya koymak istiyoruz. Bizim en büyük gayemiz bu. Bu topraklarda üretilip buradan pazara sunulacak. Yani şu anki şartları, belki insanların sevmediği bir sürü koşulları hani bizim de pastada bir payımız olsun deyip gelecek yıllarda düzeltmeyi hedefliyoruz o şirket üzerinden. En büyük hedefimiz şirket olarak bu. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sayın Duha keskin konuğumuz oldu. Hoşçakalın.